Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Häufigkeitsadverbien. Evet, bu belki sizi korkutabilir ama çok eğlenceli, hemen anlayacağınız bir konu olacaktır diye umut ediyorum. Sıklık derecesine dair bu arkadaşlar sıklık zarfları adı altında Häufigkeitsadverbien konusunu işliyoruz. Şimdi öncelikle bir grafiğe bakalım arkadaşlar. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. 0%, 100%. Evet. %0'dan %100'e giden bir ilerleyiş var burada. Şimdi asla derken arkadaşlar nie diyorum. Nie demek ki asla demekmiş. Fast nie neredeyse hiç anlamında arkadaşlar. Fast nie demek. Bazen diyecek olursak manchmal diyoruz. Sık sık derken oft diyoruz. Her zaman derken de immer demiş oluyoruz. Demek ki sıfırdan başlayacak olursak nie, fast nie neredeyse hiç anlamında, bazen manchmal demekmiş, oft sık sık demekmiş, immer her zaman demekmiş. Dilerseniz bunu örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda bir soru cümlesi görüyoruz arkadaşlar. Ne sıklıkla diyecek olursak arkadaşlar wie oft, demek ki ne sıklıkla wie oft demekmiş. Ins Theater, das Theater neydi arkadaşlar? Adından anlaşılacağı üzere tiyatro demek. Tiyatroya demek istersek arkadaşlar ins Theater dememiz gerekiyor. Ne sıklıkla tiyatroya gidersin sorusu demek ki wie oft gehst du ins Theater sorusuymuş. Şimdi burada sıklık derecelerine baktığımızda her zaman tiyatroya giderim diyecek olursak demek ki ne diyeceğiz? Ich gehe immer ins Theater. Her zaman tiyatroya giderim. Sık sık diyecek olursam arkadaşlar oft diyeceğim. Ich gehe oft ins Theater. Arada bir, bazen giderim diyecek olursam manchmal'i kullanacağım. Dolayısıyla ich gehe manchmal ins Theater. Neredeyse hiç gitmem diyecek olursak ich gehe fast nie ins Theater. Asla hiç gitmem diyecek olursam ich gehe nie ins Theater demiş oluyoruz. Dilerseniz bunu tekrar edelim. Wie oft gehst du ins Theater? Wie oft gehst du ins Theater? Ich gehe immer ins Theater. Ich gehe immer ins Theater. Ich gehe oft ins Theater. Ich gehe oft ins Theater. Ich gehe manchmal ins Theater. Ich gehe manchmal ins Theater. Ich gehe fast nie ins Theater. Ich gehe fast nie ins Theater. Ich gehe nie ins Theater. Ich gehe nie ins Theater. Evet, konumuzu çeşitli örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. Wie oft isst du Fisch? Bakın burada gene bir düzensiz fiil görüyoruz. Essen neydi arkadaşlar? Yemek demekti. Ne sıklıkla balık yersin diyecek olursak örneğimizde bazen diyecek olursak arkadaşlar bazen neydi? Manchmal demekti. Bazen balık yerim diyecek olursam demek ki ich esse manchmal Fisch demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar wie oft siehst du fern? Burada ayrılabilir bir fiil var ama aynı zamanda düzensiz ayrılabilir bir fiil olan neydi bu arkadaşlar? Fernsehen, televizyon izlemek demekti hatırlayacak olursak. Dolayısıyla ne sıklıkla televizyon izlersin sorusu neymiş? Wie oft siehst du fern? Hiç izlemem, hiç televizyon izlemem diyecek olursam ich sehe nie fern demiş oluyorum. Demek ki asla hiç neymiş arkadaşlar? Nie demekmiş. Üçüncü örneğimize baktığımızda wie oft machst du Sport? Sport machen neydi arkadaşlar? Spor yapmak demekti. Ne sıklıkla spor yaparsın demek ki neymiş? Wie oft machst du Sport demekmiş. Yani bu sorunun karşılığıymış. Cevabına baktığımızda her zaman neydi arkadaşlar? Her zaman immer demekti. Her zaman spor yaparım derken ne diyeceğim? Ich mache immer Sport. Her zaman spor yaparım. Demek ki ich mache immer Sport. Dördüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar wie oft hörst du müzik? Müzik hören neydi? Müzik dinlemek. Ne sıklıkla müzik dinlersin derken oft neydi? Sık demekti. Çok sık diyecek olursam arkadaşlar sehr oft diyorum. Demek ki sehr oft çok sık demek arkadaşlar. Çok sık müzik dinlerim derken ich höre sehr oft Musik demiş oluyorum. Son örneğimize baktığımızda arkadaşlar wie oft trinkst du Cola? Ne sıklıkla kola içersin derken fast nie. Fast nie neydi arkadaşlar? Neredeyse hiç demekti arkadaşlar. Dolayısıyla ich trinke fast nie Cola. Neredeyse hiç kola içmem. Demek ki neredeyse hiç kola içmem neymiş? Ich trinke fast nie Cola. Dilerseniz şimdi arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Wie oft isst du Fisch? Wie oft isst du Fisch? Ich esse manchmal Fisch. Ich esse manchmal Fisch. Wie oft siehst du fern? Wie oft siehst du fern? Ich sehe nie fern. Ich sehe nie fern. Wie oft machst du Sport? Wie oft machst du Sport? Ich mache immer Sport. Ich mache immer Sport. Wie oft hörst du Musik? Wie oft hörst du Musik? Ich höre sehr oft Musik. Ich höre sehr oft Musik. Wie oft trinkst du Cola? Wie oft trinkst du Cola? Ich trinke fast nie Cola. Ich trinke fast nie Cola. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde Häufigkeitsadverbien yani sıklık zarflarını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.